Günaydın. Şimdi çantanın nasıl daha hafif olabileceği hakkında bilimsel araştırmalar içerisindeyim. Dün çok ağırdı. Bugün daha hafif olmasını istiyorum. Şu en ağırları sırt bölgesine yakın koymak gerekiyormuş. Şöyle koyayım. Abant günündeyiz Ay çok güzel çıkıyor. Eskiden burada papazlar ve köylüler beraber yaşarlarmış. Şu an gölün bulunduğu yer kocaman bir tarlaymış. Altından boyunluğu olan bir öküz varmış ve tüm tarlayı tek başına sürüyormuş. Ondan sonra bir gün tarlayı sürerken öküz yığılmış ve kalmış. Köylü açlık sıkıntısı çekmeye başlamış. Bir süre sonra kiliseyi basmışlar. Ama öküz çok kutsal falan. Evet, öküz Bayağı çok kutsal, kutsalmış. boynundaki boyunluktan dolayı çok kutsalmış. Güçlüymüş, tek başına tüm tarlayı sürebiliyormuş. Köylüler tam kiliseyi bastıkları anda şu an gölün olduğu yer bir oyuğa dönüşmüş ve oradan ateş püskürmeye başlamış. Köylüler de bunu görüp kaçmışlar. Ondan sonra papazlar ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve öküzün ne kadar kutsal olduğundan yola çıkarak ilahiler eşliğinde öküzün boyunluğunu o deliğin içine atmışlar ve ateş püsküren yerden su püskürmeye başlamış. Ve uzun yıllar boyunca köylü kendi ürününü yetiştirmiş, balığını avlamış ve burada geçinmiş bir rivayete göre. Gidiyorum. Dün otostopla gelmiştik buraya kadar ama şu an gölü turlayıp çıkmamız lazım. Bu yapraklar. Şeyler, çiçek açıyor. Çiçek açıyormuş evet bunlar. Aa, atlar var. At boku mu onlar? Salık mı onlar? Hı. Niye titriyor öyle? Niye titriyor? Selam bebek. Bir şey yapmaz Oyun değil yapıyor mu? Oyun yapıyor demek istiyorum. Heh. mi? Gel gidelim. Gel. Gel. Ay. Ya çok tatlı bir şey ya. Çok tatlı. Sev yanağını sev. Ya korkuyorum. Evcil bayağı ya, bir şey yapmaz. Ay. Bay bay. Kargalar. Böyle sırt üstü yapmıştı. Ağzını açmıştı. Böyle biliyor musunuz? Nerede? Dağda mı? Dağda. Tem tepede bak. Ağzı açık orman. Evet görüyorum. Gedikkaya. Gedikkaya. Mitolojik anlamı Giresun'un güzelliğinden ağzı açık kalmış. Giresun. Karadeniz'de tek bir ada varmış. O da Giresun'da bulunmaktaymış. Mitolojiye göre Amazonlar yaşıyormuş ve adada tatlı su varmış. Müthiş bence tatlı su olması. Giresun'a gidiyor Lilahan.
mitolojik ismi Keresos'muş. O da kirazın ana vatanıymış kiraz. Oradan. Efendim? Kirazlık anlamına geliyor. Kirazlık anlamına gelmektedir Keresos. Giresun kirazın ana vatanıymış. Evet. Fındık göstermek için geldim. Fındık. Fındık ağaçlarına geldik. Göremiyorum şimdi. Sen buldun mu var? Buldun mu? Neredeler? Hepsi. Ha, bunlar mı? Boş çıkıyor. Üç çeşit fındık var burada. Sen şimdi bizim kalite olarak en düşük kaliteli fındıktan kopardınız. Bu bizde en son olan fındık. Tabii birinci olan fındık, bu ikinci olan fındık. Bunu da şu anda kestiremiyorum. Birinci hangisi abi? Kısa olan mı? Tam yağlı dedikleri fındık bu. Karadeniz'in deniz üzerine yapılan ilk viyadüğüymüş. Dere ve ırmak üzerlerinde olurmuş. Bu deniz üzerine yapılan ilk viyadük. Ah şurada yazıyorlar. Burada kamp falan mı atmışlar? Ulaş. Buraya kamp falan mı atmışlar? Baksana abi. Kamp atmışlar. Tamam geldi, burada duruyorlar. Ay çok güzel. Sen, keşke biz de böyle bir yerde olsaydık. Sen de kur. Varsa kampı kur. Var. Burası şurada şey. Yüzmek çok keyiflidir ya. Yani yüzün. Çocuklar yüz. Burası benim köyüm. Yemin ediyorsunuz. Girsek mi denize kız? Evet olur valla. Bence bak şey yapar. Şey yapın isterseniz. Ya. Burada bir moda, mola verin. Olur. Yola girin. Şu benim girdiğim yer var ya. Ana yoldan. Oraya aynen girin. Çok yakındı zaten. Tamam. Yakın. Biz burada dinlenelim ya. Güzel oldu. Gel şurada bir karnınızı doyurun. Arkadaşlar inanılmaz bir yerdeyiz, inanamazsınız. Duş aldık, kıyafetlerimizi yıkadık. Mesela Karadeniz turumun ikinci gününde. İkinci günümüz değil mi Karadeniz'de şu an? 2, 3, 4. Bizden bahsederken bunlar ne diyorlar. Yani tanımlayamıyorlar. Bunlar kimden falan da değil de böyle. Bunlar ne? Evet, su aşırı sıcaktı yani güneye göre aşırı sıcak ve tuzsuz. Yani bu deniz suyuymuş ve burada kıyafetlerimizi yıkadık. Hızlı yüzüyor. Kapıyı aç. Gel benim gel. Onu beğenmediler. Burada sanki başkasının bahçesinden bir şey almak yasakmış gibi. Evet. Yani öyle bir bakışları var. Güzel mezar gitmiş. Manzarası güzel. Aynen. Gülburnu'ymuş bu köyün ismi. Mezarlığa gittim. Bu da mezarlığa çıktı. Vay. Şu mezardaki çiçeklere bak. Ay mis gibi kokuyor. Fena mezarlık ha. Bizlere saygı. Bu ağaçtan kabardığımız hala. Bunların her biri fındık. Üstüne kabırla beraber.
kokuyor. Ha. Bizim şantiyelerimiz şurada. Burada yüzdük. Burada mı kurduk? Bolsun'daki gemili bir yürüyüş oldu. Buraya veda ediyoruz artık. Burası çok tatlı bir kayıkalıyım. Herkesin kendi baraka deniyor sanırım bunlara. Barakası var. Tekne yapıyorlar. Eşyalarımızı bırakmıştık. Abi. Ege'de mi abi? Aa, ben de orada okudum. Ben doğmamıştım. Karşıyaka Lisesi'nden bahsediyorsun. Şimdi Karşıyaka Lisesi. Evet, ben de orada okudum. Gerçekten Alaybey'dekinden bahsediyorsun. Bak burada konaklayın. Size gel öğle yemeği söyleyeyim burada. Ne yiyeceksiniz? O eşin mi senin? Yok, arkadaşım. Arkadaşım? Evet. Yemek de söyleyeyim. Giresun'daki adam demişti. Trabzon'da Rize'de şort giymek zorun. Biz burada... Seyfi Usta. Biz burada şort için devrim yaptık gibi bir şey. Yani... Halk garip garip bakıyor. Açıkla burası güzel ama. Sümeyla'nın hastalığına doğru. Şöyle. Gördüğünüz gibi Arapça yazılar. Ne oldu?